Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir dakika dikelim. Hop. Tamam. Şimdi önce meydan okumadan girelim. Burası kolaydı, burası normaldi. Hemen girerek başlayalım. Hayatta kalmadı, yine kastım ben. Sensei diyor ki rakip defansı arttırıldı. Hemen kazanmak için bir 5 combo vuruşu yap. Kısa zaman içinde rakibi birçok defa vurmayı dene. Elimdeki silah buna uygun mu acaba? Hatırlamıyorum. O yüzden aslında şu an şok yapsa bana iyi olabilir. Şey, çünkü şok yapsa şimdi boş elimde çok combo çıkarım. Ben böyle bile zaten 3 combo çıkıyor. Ama şimdi combo çıkarmadan öldürsem bir şey olur mu? Saymadım. Yani yendim herhalde, değil mi? Lose demez mi? Ama biraz fazla kolay oldu. Kolay için bile. Tamam. Böyle bir kural olduğu zaman okuyorum normalde. 29 seviye şununla katılabilirsin sadece dediği zaman okumuyorum. Yani böyle bir muazzam ya hareketi yani. Hareket yani, öyle değil mi? Onu da kafadan vurmazsın be. Götüne sok o büyüğü. Ben soktum zaten de. Bir de kendi kendine deneyimle istersen. Ulan şu bebekler bir böğürmese olmuyor değil mi? Sanki sikmişler gibi böğürüyor. Düşmandan daha fazla vuruş yaparak puanla kazan. Yine hasar vurabiliyor muyum yoksa? Sadece şeyse, çünkü o bu silahla fazla avantajlı. Şu silaha baksana amına koyayım. Adventure Time'daki Dead'in silahına da benziyor. Dead de onlar değil mi? Yanlış hatırlamıyorum, dur inşallah. Ben bak buldum. Evet, tamam. Ben de bir an sandım, dedim ne oluyor? 3 katı bomba yapmışım. Yendi sandım yani. Bir dakika, şimdi 15 saniyede onu canlı bitirsem ne olacak? Döndür. Hayır ya, hayır. Oğlum onun silahı var, benim niye yok? Olmaz ki böyle, benim atıcım yok, onun atıcısı var. Gel lan buraya, it. Ah, bu puç çocuğu ne oldu? He, ne oldu bu? Piç. İşaretli bölgeden çıkmayacağım herhalde, sadece o.
Demin böğürüyor dediğim çocuğun şimdi ağlama sesi geliyor. Hayır, anneniz. Üzüldüm bir tık üzüldüm. Çok kötü ağlıyor bir de çocuk. Zıpla bir. Hayır ya. Bu silah hiç uygun değil buraya. Tamam, bir daha denerim de. Hiç uygun olmadığını anladım buraya. Yerde oturmak yenilgi sayılır. He. 7 saniye aşağıda durmayı diyor. O zaman zıplayarak vuruş yapayım diyeceğim de o da çok şey yapar beni. Orada yenmeseydim yine çıldırmışım. Çıktım çünkü alandan. 64'e tam 64 oldu. He. 64. saniyede bitti. O da video kaydı 64 şey olmuş. Ben mi kazandım onu? Aa, geri gelsem kazanmıştım ha. Hafif daha kritik vursam ben kazanıyordum. Yanlış hata yaptım. Hayır. Mal yani direkt zıplayıp gelseydim ben gerideyken mesela belki alırdım. Tamam. Video 7 dakika olduğu için şu 5 hakkında olmasını bekleyeceğim. O 5'i de olsun. Geleyim. Sonra bu savaşları da yapalım. O zaman hadi ben bekleyip geleyim. Evet arkadaşlar ben bekledim geldim. Şimdi girelim. Şu maçları da yapalım sonra videoyu bitirelim. Muazzam oldu ya. Böyle. Hani yağdan kıl çeker gibi. Yağdan kıl çeker gibi değil diyor. Fakirliğinin ortaya çıktı. Tereyağından kıl çeker gibi. Hayatını tereyağı görmeyen Yusuf. Yok şaka şaka. Durumum kötü değil. Yani bence kötü değil. İki katlı bir evde oturuyorum. Bence kötü değildi bu. Ama bilgisayarım hala 10 yıllık, 11 yıllık bir tost makinesi. Bence durumum kötü. Çok pis bir ikilemdeyim. Böyle durum açısından iyiyim. Ama teknoloji açısından inanılmaz gerideyim böyle.
Oğlum bu ılgına geldi ben. Ben bir saat boşuna mı bekledim? Sikerim seni ha. Artık imkansız da mı deneyeceğiz, ne yapacağız? Heh, işte ne diyordum? Ben mesela ev iki katlı böyle yaşam standartlarım normal. Normalin biraz üstü. Ama teknoloji açısından 10 yıllık 4 GB RAM'i olan bir tost makinesi ve Allah'a şükür telefonum iyi. Telefonuma laf etmiyorum. Ama o da 3-4 yıllık. 3-4 yıldan bir şey olmaz diyorum. Piu. Oğlum bunun taktığı pelerin çok klas duruyor lan harbi. Ne bileyim, zırhım yok mu? Yani varmış. Anam yine biri merdivenden düştü. İki katlı ev var ya. Merdiven var iki katın arasında. Her zengin değil. Asla ikna olmam. O tost makinesini kullanırken zengin oldum. Asla ikna olmam. İmkansız oldu, tamam. Düşman sihri hemen geri yükleyebilir. Sihri geri yüklediği için mi imkansızsın oğlum? Deneyelim o zaman. Madem bu kadar bekledik, haklarımız bitene kadar oynayalım. Sükü-u-irel. Sükirel. Çingeneye benziyor. Büyüsünü istediği kadar anında geri yüklesin. Büyüsünü atabilecek pozisyon bırakmayacağım ki onu. İşte böyle. Şimdi neymiş? Döşezler. Sırf 29 seviye diyor. İşte şimdi biraz zorlanabiliriz. Hatta belki biraz daha fazla zorlanırız. Ama bunları şu an yenersem bu arada güzel olur herhalde, level atlarım. Başta da 30 level oldum yaparım. Yenemem galiba. Ya da yenebilir miyim? Yenmek için ya kayıt dışında ya da tryhard modda oynamam lazım. Son vuruşta silahını düşürmenin ne mantığı var ama. İlk vuruşta yapsana oğlum. Hadi ben yerden vuramadım yani. Çok sert oldu. Hayır. Hayır dedim. Sıkma çocuğu. Ama silahım bir tık daha gelirse yenerim herhalde. Neden o kadar az vurdu yani, benim büyümün özelliği. Büyüsünü başka zaman atsaydı bizi fazla out etmişti bak. Benim büyümün o özelliği çok güçlü. İmkansız da 2 round üst üste aldık. Benim bir götüm kalktı hafiften.
Crazy City'le ulaş. Kesin yenemem orayı. Bir tur da burayı deneyim. Burayı da yenersek imkansız da 3 round aldım yazarım başlığı. Ve 30 level oldum. Hem burayı alamasak da sıkıntı değil. Bir dahaki levelin başında 30 level olurum. Hem o videoyu o zaman biraz erken çekmeye başlarım. Ve silahları sipariş ettikten sonra 15 dakika falan beklemem gerektiği için. Tek attı değil mi? Hayret, tek atamadı. Ama dağ özelliği çalıştı ya, o bize çok yardımcı oldu. Büyü atmış olsaydım bu kadar şey olamazdı çünkü ondan daha az giderdi. Hadi bakalım. Tamam. Evet. Ah be. Ah be. O Crazy City olan şey girsem belki kazanırdım, biliyor musunuz? Valla o bir dakikayı bekleyemem. Video 20 dakika olacak ama. O zaman arkadaşlar, bu videoda ben okuyorsun. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğenmeyi ben unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmak isterseniz ve tipsiniz. Videomu uygun gözlerde paylaşabilirsiniz. O zaman bir dahaki videoya kadar sağlıcakla kalın. Bay bay.